Yaz aylarında artan sıcaklıklarla kıyafetlerin incelip kiloların ortaya çıkması pek çok kişide acil kilo verme isteğini beraberinde getiriyor. Bu nedenle şok diyetlere yönelmek, bilimsel olmayan yöntemlerle zayıflamaya çalışmak ise sağlık açısından ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilirken hayati riske dahi yol açabiliyor. Beslenme ve diyet uzmanı Müzeyyen Çelik, kilo vermek için izlenecek yöntemlerin kişilerin yaşı, metabolizması, hastalıkları, günlük yaşam alışkanlıkları, gün içerisindeki hareketliliği gibi birçok faktöre göre değiştiğini, herkes için ortak bir formül bulunmadığını belirterek şok diyetlerin hem sürdürülebilir olmadığını hem de çok ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati riske yol açabileceğini vurguluyor. Herhangi bir sağlık problemi ve metabolik hastalığı olmayan kişilerin bazı kurallara dikkat ederek ayda 5 kilo vermelerinin mümkün olduğunu söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Müzeyyen Çelik, bunun için dikkat edilmesi gereken 8 etkili kuralı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Günde 2 litre su için. Günde 2 litre su içerek vücudunuzdaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Toksinlerden temizlenmiş bir vücut daha kolay yağ yakımı sağlarken yeterli sıvı alımı iştah kontrolü de sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Su tüketmek zor geliyorsa içine 1-2 damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, kefir, maden suyu en doğru seçimdir. Bol sebze tüketin. Sebzeler birçok hastalıktan korunmada etkili olduğu gibi, içerindeki zengin lif yapısıyla sağlıklı kilo vermede de kritik rol oynuyor. Her öğünde salata ve zeytinyağlı sebze tüketimine özen gösterin. Lifli besinler bağırsakları çalıştırırken, tokluk hissini artıracağı ve tokluk süresini uzatacağı için gereksiz kalori alımının önüne geçmenize yardım ederek kilo verme sürecini kolaylaştırır. Meyveleri abartmayın. Yaz meyvelerinin sağlığa faydaları olduğu gibi aşırı tüketiminde zararları da vardır. Meyve suyundan ziyade meyvenin posasıyla yenilerek tüketilmesi gerekir. Porsiyon ölçülerine dikkat edilmesi de çok önemlidir. İnce bir dilim karpuz, 10 orta boy erik, 10-12 orta boy çilek, 15 adet üzüm veya 10-12 kiraz bir porsiyon meyve ölçüsüdür nasılsa zararsız diyerek 1 kilogram meyve yemeyin. Porsiyonu kontrol ederek hem kan şekerinizdeki dalgalanmaların önüne geçebilir hem de gereksiz şeker ve kalori alımını önlemiş olursunuz. Meyvelerin içeriğinde bulunan fruktoz şekerinin de fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceğini unutmayın. Kızartmalardan aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun. Yaz aylarında krema, mayonez, yağlı sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı, yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişleri günlük tükettiğiniz yağ miktarını azaltarak kullanabilir, kendinize ara ünler oluşturarak ana ünlerdeki kalor alımını azaltabilirsiniz. Böylece kilo kontrolünü de sağlamış olursunuz. Yoğurt ve kefire sofranızda yer açın. Yoğurt bağırsak düzenleyici olması ve yararlı bakteri içermesi sebebiyle önemlidir. Aynı zamanda serinletici olan yoğurt içerdiği kalsiyumla sadece kemik ve dişler için değil, içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de önemlidir. Potasyum diğer taraftan vücuttaki su, asit ve baz dengesi içinde gereklidir. Yoğurdu cacık veya ayran şeklinde tüketmek daha fazla sıvı alımını sağlar. Özellikle terle kaybolan minerallerin başta sodyum olmak üzere yerine konmasında ayran ve cacık kimi zaman ilaç yerine geçer. İçerindeki karbonhidrat, protein ve yağ nedeniyle özellikle spor sonrası tercih edilebilecek fonksiyonel bir besin grubudur. Aynı zamanda içeriğindeki kalsiyumla özellikle karın çevresindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olacağından her gün bir kase yoğurt yemeye ya da bir bardak kefir içmeye özen gösterin. Şerbetli tatlılar yerine bu tatlıları tercih edin. Yaz aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacını karşılamak için dondurma tüketebilirsiniz. Ancak porsiyona dikkat etmekte fayda olacaktır. Akşamları yemekten en az 2 saat sonra bir top dondurma yenebilir. Ama kilo vermek isteyenler için bu sıklık sakıncalı olacağından aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Açık büfelerde kontrolü kaçırmayın. Sağlıklı beslenmenin altın kuralı her zaman porsiyon miktarına dikkat etmektir. Ancak yaz aylarında, özellikle tatillerde açık büfeden dolayı fazla besin tüketimine eğilim oluyor. Bu durumda ilk önce hazırlanan yemekleri gözden geçirmek, seçtiğiniz yemeklerden az az almak, tabağınızı doldururken salatalardan başlamak, özellikle bol yeşillik ve sebze tüketmek sizi bol kalorili yiyeceklerden koruyacaktır. Bu kontrolü sağlayarak hem gözünüzü hem de karnınızı doyurmuş olmanın yanında gereksiz kalori almadan zayıflama sürecini hızlandırmış olursunuz. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı ve zinde bir vücut için haftanın en az 3 günü spor yapmayı ihmal etmeyin. Eğer insülin direnciniz ve hipogliseminiz yoksa, sabah aç karnına yapılan egzersizler metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Düzenli yapılan spor, vücuda giren fazla enerjinin tolere edilebilmesi için vücuda yardım eder. Bunun yanında yapılan sporla kas ağırlığının artması durumunda Vücudunuzun enerji yakma kapasitesini artırarak kilo verme sürecinize yardımcı olur.